Merhabalar. Şimdi sizlere Word'de hazırladığımız bir kalıba katılımcıları ya da istediğimiz kişilerin isimlerini otomatik olarak ekleyerek nasıl e-posta göndereceğimiz ya da posta oluşturacağımızı göstereceğim ya da bilgisayarda nasıl çıktı alacağımızı oluşturacağım. Bazen bazı listeler olur. Hep üstünde isim soy isim değiştirerek çıktı almak ya da onlara e-posta göndermek gerekir. Bunları işte Word'de otomatik bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da bir katılım belgesi düzenlediniz diyelim ki 100 katılımcı var. 100 katılımcının adını tek bir seferde katılım belgelerine yazdırarak çıktı alabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Bunun için işte adres gönderileri ya da posta gönderileri olarak adlandırılan özelliği kullanacağız. Burada ilk olarak metnimi hazırladım. İşte sayın nokta nokta kısmı olacak. Burada ad soyad görünecek. Metnim hazır. Davet kodu diye bir şey de kendim öyle ürettim şu anda denemek amaçlı. Davet kodu olacak. Hatta İstersek buraya başka öğeler de ekleyebiliriz. Ben bunu hazırladım. Bunu mektup adında bir klasöre kaydettim. Daha sonra hemen paylaşımı değiştireyim. Daha sonra şöyle bir liste hazırladım. Ad, soyad ve davet kodu gerekecek. 4 katılımcılık şimdilik böyle bir liste hazırladım. Bu listeyi de yine aynı diğer davet metnimin olduğu aynı klasörün içerisine koydum. Ad, soyad ve davet kodunu alacağım. Bunlar zaten benim ana başlıklarım. Diğerlerini kullanacağım. Aynı yere koydum. Tekrar şimdi belgeme geri geleyim. Bu arada o listemi de bilgilerin yazılmış olduğu Word belgesinde kapatıyorum. Bu işlemi yaparken Word belgesi açık kalmasın. Geldim. Burada şimdi adres mektup birleştirmeyi başlat diyorum. Posta gönderileri sekmesindeyim. Adım adım adres mektup birleştirme sihirbazı var. Buraya tıklıyorum. Şöyle geri gidelim. Şimdi ne yapacağım? Mektup, e-posta gönderisi vesaire vesaire. Ben mektupla başlıyorum. İleri diyorum. Bu belgeyi kullanacağım. O yüzden burada herhangi bir ayar yapmıyorum. İleri diyorum. Alıcıları seç. Burada hemen bir liste seç diyorum ve benim o kaydetmiş olduğum dosyaların olduğu yere geliyorum. Bilgiler Word belgemine de aç diyorum ve bana bakın bilgileri gösteriyor. Bu bilgileri kullanacağım diyor. Ad soyad sütunu, davet kodu sütunu böyleymiş. İstemediğim birisi varsa buradan hemen kutucuğuna tıklayıp bunu iptal edebiliyorum. Şimdi açık dursun. Tamam dedim. Daha sonra ileri diyorum. Şimdi mektubu oluştur diyor. Buradaki anahtar nokta şu. Sayın kısmından sonra ad soyad gelecek değil mi? Ben o zaman imlecimi bakın sayın olan yere getirdim. Şu anda imlecim orada. Adres bloğu, selamlama satırı, elektronik bul bakın ek öğeler diye seçenekler var burada. Bunlara tıkladığınızda tıkladığınız yerle ilgili ayarlamalar gelecek. Nasıl görüneceği ile ilgili. Mesela selamlama satırına geldim. Selamlama satırında Sayın Atılcan Ilgaz işte nasıl görüneceğini gösteriyor. Bakın Sayın Bay olmaz, Can Atılgan olmaz. Yani adı soyadı şeklinde olsun. Eğer ad soyad kısmı boş girilirse de Sayın ilgili diye yazsın diye burada ayarlı. Bu böyle olsun diyorum ama şurada alanları eşleştire tıklıyorum. Ben bu alanları eşleştir kısmında ad kısmına ne yazacağımı belirliyorum. Bakın ad soyadı yazacağım. Benim diğer bilgiler Word belgemde ad soyadı hatırlarsanız adı. Adı soyadını yazacağım ve tamam diyorum. Tamam diyorum. Bakın yukarıya ne oldu? Sayının yanına hitap satırı eklenmiş oldu. Şimdi hitap satırını hazırladım. Şimdi davet kodu böyle standart bir bilgi değil. Yani farklı amaçlarda, farklı alanlarda kullanılan bir bilgi olduğu için bunun böyle selamlama satırı, elektronik pul gibi değil de ek öğe olarak eklemem gerekiyor. İşlem yapılacak yere geldim, tıkladım. Ek öğeleri tıkladım. Burada neyi seçeceksem davet kodunu seçiyorum. Ekle diyorum. Tabii bu arada ben hitap satırı kısmına selamlama satırından seçtim ama istersem onu oradan değil ek öğelerden de gelerek ad soyad ekle diyerek de onu ekleyebilirdim. Hatta onu da ekleyip ikisi birlikte görürsün. Şöyle aralarında boşluk bırakayım. Ayarlamamı yaptım. Yani ek öğelerden bunları ayarladım. Şimdi ileri diyorum. Bakın mektubun ön izlemesine bakın dedi. Geldim. Şurada bakın sağ tarafta alıcı 2, alıcı 1. Bakın hitap kullandığım için sayın otomatik geldi. Benim buradaki sayına ihtiyacım kalmadı. Bu hitabı kullanmasaydım şöyle olacaktı. Böyle olsun hitabı kullanmamış olalım. Böyle görünüyor. Bakın birleştirmeyi tamamla diyorum şimdi. Şimdi birleştirme tamamlanacak. Belki ben bunu nasıl istiyorum? Ya kişisel mektupları düzenle diyeceğim. Hangilerini tümünü tamam diyeceğim. Ve bana Word belgesi açılacak. Hemen ekranımı o Word belgesine geçireyim ki görün. Bakın Word belgesi olarak benim metnim hazırlanmış oldu. Hepsi ayrı ayrı. İstersen bunları direkt çıktı alabilirim. İstersem de
Bakın onu ne yaptım? Kişisel mektupları düzenleden yaptım. İstersem de yazdıra tıklayarak doğrudan bunların yazıcıdan çıktısını alabilirim. Posta birleştirme de bu şekilde çok kullanışlı bir şeydir. İşinize yarayacağını umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.